Gece Yarısı Kütüphanesi'nin baş kahramanı Nora'ya ölmeye karar verdiği esnada yaşadığı kötü olaylarla birlikte bir duygu eşlik ediyordu. Yalnızlık. Peki yalnızlık gerçekte nedir? Yalnızlıkta insan kendisiyle bir başınadır. Oysa tek başınalık da kendisiyle birliktedir. Bu sözler yazar ve filozof Lars Svensson'un Yalnızlığın Felsefesi isimli kitabında geçiyor. Yani bu cümleden şu çıkarıma varabiliriz. Yalnızlık tamamen subjektif bir kavramdır. Eğer siz tek başınıza sinemaya gitmekten ya da bir şeyler yapmaktan keyif alıyorsanız yalnızlık duygusunu hissetmezsiniz. Öte yandan bazen kalabalıklar içinde bile kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. İşte bu sebeple Yalnızlığın Felsefesi isimli bu kitapta Svensson yalnızlık ve tek başınalık kavramlarını net bir şekilde birbirinden ayırıyor. Yalnızlık kavramının sayılarla pek bir ilgisi yoktur. Yani etrafımızda kaç tane canlının bulunduğuyla ilgili bir durum değildir. Tamamen kişinin kendisini nasıl hissettiğiyle alakalı bir olgudur. Bu aralar Matt Haig'in Gece Yarısı Kütüphanesi isimli bu kitabını okuyorum. Çokça sosyal medyada da bahsedilen ve okunan bir kitap. Tamamen bitirmedim şu an fakat kitabın baş kahramanı Nora'nın en sık hissettiği duygu bence yalnızlıktı. Bu nedenle bu videomda bu kitaptan da bahsetmek istedim. Kitapta baş kahramanımız Nora evrenler arası geçiş yapıyor. Bir takım paralel evren hikayesi gibi aslında açıklayabiliriz. Çok fazla spoiler vermeden anlatmak istedim. Nora bu evrenler arasında kendisinin pek çok versiyonunu da deneyimlemiş oluyor bir yandan. Fakat her versiyonda denediği bu onlarca yüzlerce versiyonda en sonunda kendisini yapayalnız hissediyor ve bu duyguyla başa çıkmaya çalışıyor. Hatta bir ünlü olduğu, etrafında onu seven pek çok insanın olduğu bir evreni deneyimlemiş olmasına rağmen bu duyguyu hissediyor. Yani bu örnekten bile aslında yalnızlığın sayılarla ilgili bir şey olmadığı sonucuna rahatlıkla varabiliriz diye düşünüyorum. Yalnızlık kavramını pek çok filozoftan atıf yaparak da inceleyebiliriz aslında. Bu noktada ben pek çoğumuzun yabancı kitabıyla tanıştığını düşündüğüm Albert Camus'un felsefesinden bahsetmek istiyorum. Camus'un bu yabancı eserinde de eğer okuyanlarınız varsa bilir ki Marcel karakteri aslında toplum içerisinde kendini çok fazla yalnız hisseden ve kendine yabancılaşmış bir karakter. Yabancı kitabımızın baş karakteri Marcel'ın aslında kendisiyle ilgili sorunları, problemleri, topluma bağlanamayışı, topluma entegre olamayışı ve yaşadığı problemler aslında onun yalnızlığının daha da derinleşmesine neden oluyor ve sonunda da kendisine ve topluma yabancılaşmış hissiz biri olarak karşımıza çıkıyor. Aslına bakılırsa yaşadığımız bu düzen içerisinde her şey, tüm sistemler insanın düşünmemesi üzerine kurulu bence. Elimizde pek çok oyuncak var. İşte kariyerlerimiz, arkadaş gruplarımız, sosyal mecralar, teknoloji gibi pek çok oyuncak arasından başımızı kaldırıp bu dünyadaki amacımızı ve yerimizi sorguladığımızda yani aslında bir anlam arayışına girdiğimizde insan olarak kendimizi dünyada çok yalnız hissediyor olabiliriz. Bu nedenledir ki yabancıdaki Marcel kendisini sonsuz yalnızlık döngüsünün içerisinde bulmuş bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. İnsan ilişkilerinin hiç olmadığı kadar karmaşık hale geldiği, sosyal medyalar vasıtasıyla insanların sadece mutlu hayatlarına tanıklık ettiğimiz bir dünya içerisinde kendimizi sık sık yalnız hissetmemiz çok normal. Tam bu noktada da tek başınalık kavramına değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi filozof Svensson yalnızlık ve tek başınalık kavramlarını birbirinden net bir şekilde ayırıyordu. Tek başınalık kavramını incelerken de Schopenhauer'a kulak verebiliriz. Sezgi, yolculuklarda, dünyanın karmaşasında ya da güpegündüz dışarıdan çok fazla gerçek malzeme verildiğinde o zaman hayal gücü çalışmayı bırakır ve aktif olmaz. Hatta kışkırtıldığı zaman bile vaktinin gelmediğini düşünür. Yaratıcı düşüncelerin ya da yaratıcı işlerin ortaya çıkabilmesi için kişinin tek başına kalabilmesi oldukça
kritik. Daha önceki videolarımda dikkatimizin nasıl çalındığını ve odaklanma becerimizin nasıl elimizden alındığına dair bir video çekmiştim ve bu konu üzerine konuşmuştuk. Aslında dönüp dolaşıp yine aynı noktaya geliyorum. Zihnimiz çok çeşitli uyaranlar arasında bulanık bir hale gelmiş durumda. Yani neye odaklanacağımızı, nasıl odaklanacağımızı bilemiyoruz. Hatta Yürümenin Felsefesi isimli bir videomda da yürümek gibi meditatif pratik hayatımıza katarak odaklanmamızı geliştirebileceğimizden bahsetmiştim. Bu noktada odaklanmakla tek başınalık kavramı arasındaki ilişkiyi bir açıklamam gerekiyor. Aslında kişinin kendi başına kalması, kendisine odaklanmasını ve düşüncelerini açık bir şekilde ortaya koyabilmesini sağlıyor. Tarih boyunca bütün filozoflar aslında şu an okuduğumuz bütün düşüncelerini kendi başlarına kalıp düşünerek ortaya koymuşlar. Ya da sanatçılara baktığımızda yine yaratıcı işlerini, sanat eserlerini kendi başlarına kaldıkları aktivitelerle, kendi başlarına kalarak ortaya koymuşlar. Maalesef günümüze geldiğimiz noktada tek başına kalmamız çok zor. Dışarıda gürültüler arasında ya da evde YouTube videosunun açık olduğu bir ortamda hiçbir zaman tek başına değilizdir. Tam bu noktada tek başına olma haline övgüyle yaklaşır Schopenhauer. Tek başına kalan insanın zihin özgürlüğünü yakalayabileceğinden bahseder. Sadece tamamen tek başımıza olduğumuzda kendimiz olabiliriz. Dolayısıyla tek başınalığı sevmeyen kimse aynı zamanda özgürlüğü de sevmemektedir. Zira sadece yalnız olduğumuzda özgürüzdür. Özgürlük kavramı çok farklı açılardan incelenebilecek bir kavram tabii ki. Fakat zihnimizin özgürlüğünden bahsettiğimiz noktada tek başına kalmamızın ve yalnızlığımızın tadını çıkarmamız gerekiyor. Çünkü yaratıcı üretimler ancak bu şekilde gerçekleşir. Bu noktada şundan da bahsetmek isterim. Tabii ki de hepimiz yaratıcı bir düşünce ya da yaratıcı bir iş çıkarma peşinde de değilizdir. Fakat günün sonunda bulutların üzerinde hiçbir şeyi düşünmeden, hiçbir şeyi sorgulamadan öylesine yaşayıp gitmektense yalnızlığın çok daha erdemli bir şey olabileceğini düşünüyorum. Bazen samimiyetsiz bir topluluk içerisinde bulunmaktansa emin olun yalnızlığın size katacağı çok daha önemli şeyler olabilir. Zaten dediğimiz gibi yalnızlığın sayılarla pek bir ilgisi yoktur. Mazhar Fuat Özkan'ın şarkısında geçen şu sözler aslında konuyu özetliyor. Hep yalnızlık var sonunda, yalnızlık ömür boyu. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.